Merhabalar, ben Erdem Kum. Düzce'de yaşıyorum. 20 yaşındayım. Genç bir girişimci adayıyım. Okuyorum. 2 yıllık makine teknikerliği bölümünde Düzce Üniversitesi'nde. Aynı zamanda da Kum Design başlığı adı altında kendi markamda çalışıyorum. Girişimciyiz. 1 yıldır bu işi yapıyoruz. Arabaların piyasada olmayan plastik yedek parçalarını ya da piyasada olup da maliyeti çok yüksek olan plastik yedek parçaların üretimini sağlıyoruz. Çok fazla ilgi topluyoruz. Bir girişimci olarak doğru bir yolda olduğuma inanıyorum. Müşterilerin yeni yeni ilgisini çekiyoruz. İlgi çok fazla ve insanların çok işine yarıyor. Gidip bir parçaya 1.000 lira vermektense bu sektörü kullanarak, kum dizaynı kullanarak yani yarı maliyetine belki de daha düşüğe üretebiliyoruz bunu. Kalite farkı olarak soracak olursanız bunu müşterinin ayırt etmesi yani imkansız gibi bir şey. Kalıptan çıkan bir parçayla 3 boyutlu yazıcıdan çıkan bir parça neredeyse birebir aynı. Mukavemiyet ya da direnç açısından değişiklik gösteriyor. Tamamıyla teknik bilginizin olması gerekiyor. Birazcık deneyim, bilgi istiyor. Hani prototip değil, ben direkt üretim olarak kullanıyorum 3 boyutlu yazıcıyı. Cihazdan alıyorum ve müşteriye teslimini yapıyorum. Günümüzde birçoğu insan bunu prototip olarak kullanıyor. Kalıptan önce 3 boyutlu yazıcıyı kullanıyorlar, daha sonrasında kafalarında yatarsa kalıba aktarıyorlar. Fakat ben tam tersi şekilde son üretime, müşteriye sunulabilecek parçayı hazırlamak için kullanıyorum. Bugün hazırlamış olduğum birkaç örnekten bahsedeyim size. Birçoğumuzun çok dikkatini çekiyor. BMW'nin X5 modelinin iç kapı kollarını, arka camlarındaki sinekliklerin tutucularını, kalorifer mazgal çıtalarını ve aklıma gelmeyen birçok kısmını tek bir araca ürettik. Bunun bize gelmesinin sebebi parçaların piyasada olmaması, yurt dışından getirmesi müşterinin gerekiyordu. Yurt dışından getirince maliyet çok fazla artacağı için müşteriler bunu çok hoşgörülü karşılamıyor. Burada biz devreye giriyoruz. Onun dışında günümüzde şunu da biliyorum ki Mercedes, BMW bu tarz araçların, araç üreticilerinin arabaların belli kısımlarında 3 boyutlu yazıcı kullandıklarını görüyorum. 3 boyutlu yazıcı son üretime de uygun, prototipe de uygun, her türlü kullanabilirsiniz. Şu an neler yapıyorum? Aynı şekilde devam ediyorum. Arabalara plastik parça üretiyorum. Bunun dışına açılmayı şu anlık düşünmüyorum. Çünkü bu şekilde gayet güzel, başarılı ilerliyorum. Her gün telefonum çalıyor ve bir farklı bir araba çıkıyor. Farklı bir model geliyor. Yetişmek zor oluyor. Yani bu videoyu izleyecek olan girişimciler varsa şunu soracaktır çoğu insan. Ya bu iş seri üretim değil. Nasıl ayakta kalmayı hedefliyorsun? Ben seri üretim değil. Zaten işin farkını ortaya koyan bu. Siz bir şey biliyorsunuz ki bilginiz olmadan mümkün değil zaten. Bilginizin karşılığını alıyorsunuz aslında. Yani 3 boyutlu yazıcıdan baskı aldım, ben bunun parasını alayım değil de piyasada sizi ayıran bu oluyor. Siz emeğinizin karşılığını alıyorsunuz aslında. Zaxxe 3 boyutlu yazıcılarla ben meslek lisesi mezunuyum. Meslek lisemde hocamın masasında duruyordu. Orada gördüm ilk defa. Orada ben dedim bu cihazı kullanmak istiyorum. Hocam müsaade etti, kullandım. O günden beri Zaxxe'ye bir ilgim var. Sonrasında da Z3'ü çıkarıldığını gördüm. Benim Z3'ü almamdaki hikayem babam aslında. Bir gün arabamızda bir kırık parça vardı. Piyasada bulamadığını söyledi. Ben de okuldan hatırlıyorum 3 boyutlu yazıcıları bunun için kullanabileceğimizi. Dedim böyle bir teknoloji var. Bunu bu şekilde değerlendirebilir. Daha sonrasında biz yapabilir miyiz diye bir soru aldım ondan. Yaparız dedim. Benim Zaxxe Zevk'le tanışma hikayem bu şekilde oldu. Şu an memnun muyum? Evet, ama dediğim gibi teknik bilgi istiyor. Bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Hadi ben aldım hemen başlayayım değil. Ama yapılamayacak bir şey de değil. Tamamen ilgi, merak. Bunların hevesiyle atıldığınızda gerisi geliyor. Zaxxe ile tanışma hikayem bu şekilde. Şu an memnun muyum? Evet, memnunum. Yani bütçesi olarak bu cihazı piyasadaki diğer cihazlarla karşılaştıramayız. Çünkü bu fiyat bandında endüstriyel cihaz satın alıyorsunuz. Kulvarında gayet başarılı bir cihaz. Yani bu fiyat kategorisinde alınabilir mi? Alınır. Özellikle girişimciyseniz veya startupsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu şekilde Zaxxe'den sonuç olarak memnunuz şu an. Zaxxe'nin benim gözümde en büyük farkı şudur. Yedek parçası olarak baktığınızda diğer firmalara göre çok uyguna mal edebiliyorsunuz. Piyasaya baktığımızda dışarıdaki firmaların, yazıcıların parçalarından daha uyguna geliyor. Ben Zaxxe'nin bu özelliğini çok seviyorum. Maliyeti yüksek değil ve yol kat edebiliyorsunuz. Zaxxe'nin en beğendiğim diğer farkı ise arkasında inanılmaz bir ekip var. Sorun yaşasak da hiçbir zaman arka plandaki insanlar yani yeter artık biz bıktık sizden demediler. Aksine sürekli ilgilendiler. Yani Zaxxe bir ayrıcalık, en azından şunu hissediyorsunuz. Arka platformda Türkler var. Ben görüyorum günümüzdeki firmalardan. Her firma biri olmuyor. Yani burada ben nakliyecisini de tanıyorum. Teknik desteğini de tanıyorum. Satışçısını da. Hepsi birbirinden cana yakın. Zaxxe'nin farkını ortaya koyan bu.
Her yeni bir saat bile çok önemli. Yani şöyle bir gün tanıtıma çıkıyorsunuz ki ben şöyle bakıyordum buna. Online olarak benim işimin ilerlemesi çok mümkün değildi. Ben sonuçta figür yapmıyorum ve otomotive çalışıyorum. Bunu kendi yaşadığım şehre duyurmam gerekiyordu. Ben bugün dışarı piyasaya açılacağım dediğimde her şeyin çok farklı olduğunu bir günde gördüm. Bir saatlik yaptığım konuşma sonucunda ben bugün işlere yetişemiyorum. Her yeni bir saate yeni bir umutla bakmanız gerekiyor. Çok heyecanlı olmanız lazım, hevesli olmanız lazım ve koşuşturmanız gerekiyor. Zorlamanız gerekiyor kapıları. Siz bırakırsanız zaten çevrenizde size göstermeden de olsa bırakmanızı gözleyen insanlar var. Bunları göz ardı edip sizin umutlarla koşmanız gerekiyor. Bıraktığınız an bittiğiniz andır yani. Her bir saat bile çok önemlidir. Önceden mesela geceleri geç yatıp sabahları geç kalkan, oyun oynamayı çok seven birisiydim. Son bir aydır akşam 12 falan o saatte yatıp sabah 6-7'de kalkıp çalışmaya başlıyorum. Ve bu akşam saatleri 8-9'a kadar devam ediyor. Girişimci olmak çok güzel bir şey. Herkesin başarabileceği bir şey mi onu bilemiyorum ama cesaretinizin olması gerekiyor. Risk almaktan korkmamanız gerekiyor. Emin adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Güzel bir duygu, güzel bir his ama yani. Az önce de dediğim gibi düşük maliyet ve evinizde masanızın üstünde bir cihaz var aslında. Bu Z3 hem şekil görünüşü var hem de bir endüstriyel bir cihaz bu. Yani kullanım açısı çok rahat. Çok ekstra cihazla ilgili dilimleyici tarafında bir şey bilmeniz gerekmiyor. Zaxxon'un en büyük rahatlığı budur bence. Slicer'a girdiğiniz zaman tekte 3 adımda belki de baskı alabiliyorsunuz. Zaxxon'a en büyük teşvik bu olabilir. Hani insanlar karmaşık bir arayüz gördüğünde kendini geri çekiyor. Bu Zaxxon açısından çok önemli. Şöyle örnek vereyim. Ben buna. Bir Android düşünün, bir de iOS düşünün. Zaxxon burada iOS gibi kalıyor. Her şey basit, tık tık halledilebiliyor. Zaxxon'a bu şekilde teşvik ederim. Ve şu da çok önemli, cihazda da bu arayüz var. Yani karışık bir arayüz yok, her şey çok rahat. Özellikle girişimci olacaksanız karışık cihazlardan daha çok hem fiyat olarak makul ve arayüz olarak sizi çok rahat destekleyebilecek bir cihaz. Zaxxon'un teknik servis kısmındaki avantajı da çok iyi. Şu yönden iyi, hızlı dönüş alıyorsunuz. Yani WhatsApp'tan yakın bir arkadaşın mesaj atar gibi yazıyorsunuz ve 5 dakika sonra geri dönüş alıyorsunuz. Zaxxon'un teknik servis avantajı çok büyük. Yani diğer yurt dışı firmalarıyla bunu ne kadar sağlayabilirsiniz? Burada bir yorum yapamayacağım. Ama Zaxxon'u seçmenize tek bu sebep bile neden olabilir yani. Kendi aracım var benim. Bu aracın komple ön arka tamponu 50.000 TL dediler. Ben bunu kendim istediğim tasarımı yaparak 5.000 TL gibi bir fiyata hem boyası içerisinde ürettim.